Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dil öğrenirken yapmamız gereken en önemli işlerden biri olan az metni çok tekrarlama konusuna değineceğiz. Örneğin çocuklar dil öğrenirken gramerden başlamıyorlar. Ne yapıyorlar? Her gün belli bir seviyeden sonra öndükleri kelimeleri günde aynı kelimeyi bazen 10 defa 20 defa kullanıyorlar yani aslında yaptıkları şey az olan metni çok farklı farklı durumlarda ister uysun ister uymasın tekrarlamaları. Yani az metni çok tekrarlıyorlar. Örneğin siz bir cümleyi 5 defa tekrarlarsanız veya bir cümleyi 5 defa tekrarlamak bir 5 cümleyi bir defa tekrarlamaktan daha iyidir. Çünkü önemli olan önemli olan o tekrarladığınız cümlenizin zihninizde olması. Hatta örneğin atasözleri gibi cümleleri veya kalıpları her zaman için ezberlemek daha iyidir. Çünkü sizin zihninizde ezberlediğiniz bir kalıbı siz konuşurken de kullanabilirsiniz. Dinlerken de dinlediğiniz anda hemen anlarsınız. Yazarken de çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Hatta eğer bu bir cümle ise, düzenli bir cümle ise oradan gramer kurallarını bile çıkarabilirsiniz. Şimdi ben bir cümle üzerinden gideceğim 5 defa bunu tekrarlayacağım. Siz de umarım bundan sonra artık bu yöntemi sıklıkla kullanmaya başlarsınız. Evet, şimdi başlıyoruz. This channel is using the new YouTube one channel. Learn more about the new design. This channel is using the new YouTube one channel. Learn more about the new design. This channel is using the new YouTube one channel. Learn more about the new design. This channel is using the new YouTube one channel. Learn more about the new design. This channel is using the new YouTube one channel. Learn more about the new design. Tabi biz 5 defa tekrarladık. Ben gerçekten bunun faydasını çok gördüm. Siz özellikle atasözleri, çok güzel sözler vardı. Bunları öğrenirken bu yöntemi kullanırsanız, 5 defa, 10 defa, 20 defa az şeyi çok tekrarlarsanız muhakkak surette karşılığını güzel bir şekilde göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.